Herkese merhaba. Bu videoda sizlere impact faktörü nedir onu anlatmaya çalışacağım. Impact faktör veya Türkçesi etki faktörü bir derginin kendi alanında etkinliğini veya kalitesini gösteren en önemli kriterlerden biridir. Impact faktörün hesaplanması Clarivate Analytics'in bir alt kategorisi olan Journal Citation Reports tarafından yapılmaktadır. Ancak zaman zaman farklı dergilerde değişik hesapların yapıldığını da görebilirsiniz. Örneğin bazen mail gelir. Mailde şöyle yazar. Dergimizin impact faktörü 5'tir, 10'dur. Bu dergiye rahatlıkla makale yollayabilirsiniz. Ancak dergi incelediğiniz zaman herhangi bir eee database'de yer almamaktadır. Kendilerine göre farklı şekilde revize ettiğini ileri süren e, çeşitli dergiler olsa da temel mantık veya temel e, kabul gören şey Clarivate Analytics'in hesaplamasıdır. Clarivate Analytics'in birçok alt kategorisi bulunmakta. Bunlardan en önemlisi Web of Science çoğumuzun yaygın olarak kullandığı Web of Science Database veya arayüzünü biliyoruz. Web of Science açtığımız zaman sağ üst tarafta diğer ürünlere geçiş yapabiliriz. Bunlardan biri Journal Citation Reports. Buna giriş yaptıktan sonra açılan sayfada ilgili derginin adını veya ISSN e numarasını veya kısaltmasını yazabiliriz. Örneğin ben bir dergi yazmak istiyorum. Bu derginin impact faktörü nedir? ve Bunu görmek istiyorum. Klinik Anatomi isimli dergiyi yaratıyorum. Klinik Anatomi'nin impact faktörü ve diğer parametrelerini incelemek istiyorum. Burada şunu söylemem gerekiyor. Impact faktör e, her yıl Mart, Nisan veya Mayıs ay aylarında hesaplanır ve bir önceki yılı yansıtır. Örneğin 2021 yılının işte Nisan ayında hesaplanan e, impact faktör o derginin 2020'deki impact faktörüdür. Ben şu an 2022'nin Mart ayının başlarında bu videoyu çekiyorum. Henüz 2021'e ait impact faktör hesaplanmamış. Muhtemelen bir ay içerisinde hesaplanır. Dolayısıyla sayfayı açtığım zaman sol üst tarafta öncelikle 2020'nin impact faktörünü görebilirim. Veya 2020'de bu dergiyle ilgili tüm parametreleri görebilirim. Bu ara yüzde şöyle bir özellik var, biraz daha sağ tarafta e, JCR'ye hangi yılda girdiğini görebilirsiniz. Yani bu dergi 1997 yılından beri e, Journal Citation Reports'ta listelenmektedir. Dolayısıyla sol üst tarafta 2020 gördüğünüz yerde yılı seçebilirsiniz. Örneğin 2016 yılında bu derginin impact faktörü kaçtı veya 2010 yılında kaçtı. Bunları görebilirsiniz. E, bu çok önemli, özellikle belli kriterlerde örneğin ülkemizde doçentlik başvurusunda makaleniz 2015 yılında yayınlanmış olsun. 2015 yılında derginin kriterlerini esas almak gerekmektedir. O yüzden e, JCR yani Journal Citation Reports'a girmek gerekir. Ben şu an dediğim gibi 2022 yılının Mart ayındayım. Henüz 2021'e ait impact faktör hesaplanmamış. En son hesaplanan 2020. Onu incelemek istiyorum. 2020'yi seçtikten sonra zaten otomatikmen en son hesaplanmış olan karşımıza çıkacaktır. Hemen aşağıda derginin adını görürüz bu sayfada. ISSN numarası, elektronik ISSN numarası ve derginin kısaltmalarını görürüz. Sağ tarafta ise bu dergi hangi kategoride yer almaktadır onu görebiliriz. Bildiğiniz üzere Web of Science zannedersem 2 yıl kadar önce veya 3 yıl kadar önce e, SCE kategorisini kaldırdı. Artık SCE ve SCE Expanded diye ayrı ayrı kategoriler bulunmamaktadır. SCE olan tüm kategori, e, dergiler SCE Expanded içerisinde yer almaktadır artık. Dolayısıyla günümüzde bir derginin SCE veya SCE Expanded olması diye bir kavram yoktur. Böyle bir ayrım yoktur. Sadece SCE Expanded dergiler e, vardır bu kategoride. Bunun bir alt kategorisi ise sağlık alanı için veya tıp alanı için söyleyecek olursak ESC dediğimiz kategori. Diğer alanlarda farklılık görülebilir ancak ve sciencea giren sağlıkla ilgili dergilerde bir SC-Expanded bir de ESC'yi dergiler karşımıza çıkmaktadır. Bunun hemen altında derginin kategorisini görebiliriz. Anatomi kategorisinde bir dergiymiş veya diğer özelliklerini veya diğer bilgilerini görebiliriz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman derginin performans kısmına baktığımız zaman 2020 yılına ait Impact faktörü 2.414 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun hemen sağ tarafında farklı bir impact faktör var. Bu da derginin self citation'larını çıkardığımız zaman, yani dergi içerisinde yine o dergideki başka makalelere atıfları çıkardığımız zaman karşımıza çıkacak olan impact faktör. Bunun nasıl hesaplandığına bakalım. Hemen altında hesaplamayı gösterdiği bir seçenek var. Buna tıklıyoruz. 2020 yılının impact faktörü için şöyle bir kriter varmış. 2018 ve 19 yıllarında yayınlanan makale sayıları. İşte 2018'de 159 tane makale yayınlanmış, 2019'da ise 133 tane makale yayınlanmış. Dolayısıyla her iki yılın toplamında 292 makale yayınlanmış. Ve bu makaleleri 2020 yılında kaç tane atıf yapılmış? Bu sayıda 705. Yani 2018 ve 19'daki makalelerin hepsine, 292 makalenin hepsine 2020 yılında 705 tane atıf yapılmış. 705 bölü 292 bu derginin impact faktörünü bize vermektedir. 2.414 olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı şekilde self citationları çıkardığımız zaman nasıl hesaplanacak ona da bakalım. Yine makale sayısı değişmiyor. 159 artı 133 yani 292 makale var. 705 tane atıf vardı ancak bunların 98 tanesi yine aynı dergidenmiş. Yani 2020 yılında bu dergide yayınlanan makalelerde 98 tane referans ...2018 veya 19'da yine aynı dergideki farklı makaleleri göstermekteymiş. Bunları çıkardıktan sonra 2.079 olarak karşımıza çıkmakta. Dediğim gibi dergilerin impact faktörünü bu şekilde bulabiliriz. Ancak farklı kriterlerle impact faktör hesaplandığını öne süren dergiler de var. Onlar genellikle kabul görmemektedir. Kabul gören Clarivate Analytics'in Journal Citation Reports bölümündeki bu impact faktördür. En önemli özelliklerden biri de dediğim gibi sol üst tarafta yıllara göre seçebiliriz. Örneğin bu derginin 2015 yılındaki impact faktörüne bakacak olursak 2015'e seçiyorum. 2020'de 2.414'tü. 2015'te baktığımız zaman e, bu kriter 1.316 imiş. Impact faktör 1.316 imiş. Onun da hesaplanmasına bakalım. 2015'in impact faktörünü göz önünde bulundurduğumuz için 2013 ve 14 yılında yayınlanan makale sayılarına bakıyoruz. Toplam 294 makale yayınlanmış ve bu... Iı, makaleler 2015 yılında kaç tane atıf yapılmış? 387 atıf yapılmış ve 387 bölü 294 1.316 olarak karşımıza çıkıyor. Umarım bu video işinize yarar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.